Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz diye bir geyik yapmayacağım artık. Ne kanalmış arkadaş, herkes kanalında bu aralar. Deniz Taşar bizimle. Denizciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Lynn Records'ın önemli sanatçılarından biri kendisi. Çünkü çok güzel iki tane albüm yayınladık. Songs from a Breeze projesi, ikili olarak çaldıkları. Ve kendi solo albümü. Sonra da Deniz devam etti. Tekliler yayınlıyor yavaş yavaş. Onlar da geliyor. İstersen birazcık bunlardan bahset bize. Yılları, sıralaması, neler çıktı sonra? Tamamdır tabii ki. Öncelikle çok teşekkürler böyle bir şey yaptığın için. Böyle bir araya gelmek çok iyi geldi. 2016'da solo projemin albümünü yayınlamıştık beraber. Kasım ayında Uykuda Bir Bulut. Hatta bugün arkaya onları koydum. Bundan bahsederiz diye. Aynen, süper. Böyle ilk albümün ilk baskısı arkamda. Hemen ardından da biraz komik bir şekilde Aralık ayında 2016'da Songs from a Breeze projesini yayınladık. O ara gündemler çok hareketliydi ülkemizde ve sürekli bir erteleme durumu oluyordu. O yüzden ikisi böyle çok yakın tarihlere denk gelmişti. Bekletmeyelim istemiştik. İki albümü de böyle art arda Lynn Records'dan çıkartmıştık. Yayınladık. Şahane iki albüm. Bu albümlerin linklerini de hemen bu videonun altına zaten koyacağım. Merak edenler oradan gidip dinleyebilecekler, ulaşabilecekler. Evet, ikisi çok çok farklı iki iş gibi ama Evet. bir yandan aynı kişiler çalıyor enteresan bir şekilde. Evet, ama bambaşka işler. Evet, Senin çok projen farklı. zaten kendi kişisel yolculuğunun başı, çok daha kişisel bir albüm. Peki şimdi neler oluyor? Yani nasıl bir planın programın var? Yani yeni bir şeyler üretme, yapma olarak. Şu anda bir albüm hazırlığı içerisindeyiz. Bu albümün de böyle geciktiğini fark ettikçe hazırladığım bazı parçaları ufak ufak yayınlamak istedim. Bir de şöyle bir soru çok geliyor bana, hani plak şirketiyle mi işte tek başına mı, neden böyle seçimler yapıyorsun? Onu da böyle hani hazır burada seninleyken de onu da söylemek isterim. Ya biraz böyle başka sanat dallarında yaptığım işleri de bir arada toplayacak bir çatı hayali kurduğum için böyle bir şirketleşmeye doğru kendi adıma gitmek istedim. Şahane. Aynen böyle bir niyetle o yola çıktım. Hem de işte ne kadar zor bir şey olduğunu ve senin nelerle uğraştığını daha iyi anlamama sebep oldu. İyi Ve oluyor. Ben kesinlikle destekliyorum. Yani herkes kendi uğraşsın bir görsün ne olduğunu. kesinlikle dedim ki yani belki şu an bana teşekkür ediyor olabilir yani yük aldın falan gibi Estağfurullah hakikaten canım. meşakkatli bir şeymiş. Ama bir yandan böyle üstlenmek istediğim bir sorumluluk olmuştu. Zaten Lynn Records da çok bağımsız ve hiçbir zaman yani müziklerin içeriğine ve yani kişiselliğine dokunmayan böyle kıymet veren bir plak şirketi olduğu için yani oradaki çalışma sürecimle buradaki aslında hiçbir farkını hissetmediğim bir yerde. Orada onun bünyesinde olmak benim için büyük bir mutluluk. Şahane. Şimdi de o yüzden işte bu albüm sürecinde işte kendi kendime uğraşıp zaman içinde onu toparlarken iki tane single'ı da böyle uzun aralıklar bırakarak yayınladım. 2019'da onu isimli parçayı çıkarttık. Şimdi de bir ay oldu. Uzaktan isimli bir single'ı çıkarttık. Seni yan Bakalım böyle devam döndür ediyoruz. kendini hemen. Ben Ekran. yanımda, ben seni şey görüyorum. Şey oldu. Çok enteresan. Heh. Şöyle yaparsam düzelir mi? Tamam oldu. Aynen. Süper, şahane. İkinci Okay. single Böyle ne zaman geldi? uzaktan o 3 Nisan'da çıktı. Evet. Yani iki single arasında koca bir yıl girmiş. Nasıl geçmiş o bir yıl? Evet. Ben de bilmiyorum. Böyle Süper. gidiyoruz bakalım. Bu Aynen. şimdi Bağımsız. karantina dönemine denk geldiği için albüm kayıtları da mecbur aksamış oldu. Biraz öyle bizi duraksattı. Biter bitmez toparlayıp çıkartmak istiyorum albümü. Şahane. Biz zaten her zaman bu söyleşiler sadece bizim plak şirketinden albüm yapmış kişilerle değil aslında bağımsız işler yapan
sektörde olan ne kadar firma, müzisyen varsa onları seve seve destekliyoruz. Hani onlarla da konuşuyoruz tek tek. O yüzden başarılar diliyoruz valla. Elimizden çok ne gelirse her zaman yapmaya hazırız, biliyorsun zaten. Aynen. Peki, üçüncü soruya geçelim. Şimdi bu COVID-19'la birlikte, koronayla hayatımızda ne gibi değişiklikler oldu ya da olacak? Hem hayatlarımızda müzisyenlerin hem de müzikte. Sence nereye gidiyor iş? Biraz merak ediyorum aslında nereye gidiyor ve gidecek. Ben kendi adıma bir şeyleri öteleyip yapmamış olmanın suçluluğunu ve eksikliğini yaşadım bu süreçte. Yani evde kendi kendime yeten bir sistem kurmamış olmak, bir şeyleri böyle tek başıma yapamıyor olmanın biraz acısını yaşadım ve yaşıyorum. Hani keşke böyle yapacağım bir ara dediklerimi yapmış olsaydım da şu an hani o üretkenliğimi destekleseydi diyorum. Ama zannederim yani buna fayda sağlayacak. Yani evden böyle takır takır bir şeyler yapıp hani bunu kaliteli bir seviyede yapacağımız sistemlere geçip belki bu sayede daha çok iş üretip, daha çok işbirliği yapıp birbirimizin işlerine de daha saygıyla ve destek olarak, paylaşımcı olarak böyle yaklaştığımız bir sürece sürükler bizi umarım. Ama işin bir de tabii bir araya gelme, etkinlik, konser vesaire tarafı var. Şu anda çok karanlık gözüken bir gelecek. Yani en azından yakın gelecek için. Uzun vadede eminim toparlayacaktır ama bunu yapamıyor olmak korkunç yani şu anda. Ve hani bir müddet daha yapamayacağız gibi duruyor. Çok özledim yani sahnede olmayı, müzisyenlerle bir arada olmayı, dinleyiciyle olmayı. Yani bir an önce geçer diye ümit ediyorum. Belki şu an böyle canlı yayın furyası da bir enteresan yani karışık hisler besliyorum oraya da yani hem bunalmış vaziyetteyim hem çok ihtiyaç var gibi falan hani böyle karışık. Onun da böyle belki daha kaliteli yapılabileceği, daha doğru müzisyenleri daha hakkıyla yansıtacağı güzel çözümler belki üretilir. Yani umarız, bunları evet. Diliyorum. Evet, umarız öyle olur. Çünkü gerçekten bir süzgeçten geçmeye ihtiyacı var şu anda bu karışıklığın. Hakikaten böyle piksel piksel bir senin görüntün... Aynen. Heh, tamam. Geldin. Piksel piksel bir filmi nasıl izlemiyorsak müziği de öyle dinlememeliyiz bence. Ama şu anda aynen. Yapılan işlerin neredeyse hepsi o seviyede. Maalesef. Evet, maalesef öyle oluyor. Çünkü işte hazırlıksızlıkla ilgili herhalde bu. Yani bir de sanki çok canlı yayın ihtiyacımız varmış gibi her şeyin canlı yayını oldu. Yani sadece müzisyenler için demiyorum. Ya şurada mutfakta durmuş kahve yaparken de açıp telefonu canlı yayın yapıyor. Orada oturup kitap okurken de canlı yayın açıyor. Yani biz ne yapıyoruz? Onu bir tam olarak ben anlamıyorum ama bir yerde herhalde bir evrilecektir. Doğru bir yere. Yani. Umarım. Zannederim yani insanlar da bireysel hayatlarında hani oyalanacak bir şey olarak gördüler bunu. Evet. Ve orada ama bir kişi bile katılsa o bir evet bir paylaşımdır diye düşünerek hepimiz kendimizi bu yayınlara attık herhalde. Bakalım o da geçecektir herhalde diye düşünüyorum. Hani bana da öyle değil. Peki dördüncü soruya bağlayalım buradan. Bugünleri ne zaman dedin ya ben çalmayı, sahnede olmayı çok özledim. Hepimiz öyleyiz. Yani en büyük problemimiz şu anda galiba bu. Birlikte çalamamak, sahneye çıkamamak. Çünkü hayatımız boyunca bunu yaptık yıllardır yani. 30 yıldır böyle bir şeyin içindeyiz. Yani ne olursa olsun bunlar kesilince bir ciddi travma yaratıyor. Peki bugünler önümüzde dediğin gibi çok böyle yakın gelecekte bir düzelecek gibi değil. Sen geçimini bu durumda nasıl sağlayabiliyorsun? Bir birikimin vardı, birileri döndürüyor musun? Nasıl oluyor? Yani ben şu an bir geçim sağlamıyorum yani. Şu an hiçbir kazanç getiren bir durum yok. Bu da biraz hani işte kira derdimin olmaması şansı ve birikmiş bir şeylerimin olması. Hani bu sayede aslında idare edebiliyorum. Tabii
şeylerim de azaldı. Hani hayatım durduğu için, masraflarım da azaldığı için hani bu bir şekilde kendini dengeledi. Ama korkunç yani bu şekilde olmayabilirdi ve çok uzarsa çok kötü bir yola doğru sürükleyecektir. Dolayısıyla umarım o demin dediğimiz işte daha iyi çözümlerin bulunması bu tip taraflara da hani dokunur diye düşünüyorum. Yani ödeme modelleri olan bazı şeyler yapabilmeye bu halde. Yani yoksa onun dışında çok karamsar bir tablo. Evet, vallahi öyle. Birçok insan için öyle maalesef. En azından kira ödemiyoruz diyelim. O şekilde yırtıyoruz. Yani yoksa hakikaten zor. Hayatlarımızı küçülttük zaten. Aynen. Böyle idare ediyoruz. Evet, oldukça minimal yaşıyoruz. Bir yandan güzel de bir tecrübe oluyor. Eğer bunu yapmayı bilmiyorduysak öğrenmiş evet. oluyoruz. Aslında alışığız. Yani geçmişte ne olsa yani ülkede herhangi bir şey olduğunda ilk bizim işlerimiz durduğu için zaten çoğunda çoğu günü bu kadar böyle geçiriyorduk ama bu kadar uzun sürmüyordu üst üste diyelim. Bakalım umarız çok sürmez hakikaten. Umarım. Peki son soruma geçeceğim. Bu süreçte dinleyicilere bir mesajın var mı? Onlara iletmek istiyorum. Dinleyicilere bir mesajım var. Hem aslında şu anda en çok ihtiyaç duyduğum şeylerden biri ve zannederim hani hepimizde böyle bir şey olabilir. Ya bu desteği görmek, sevdiğiniz işler varsa bunları paylaşın, dinleyin, dinletin. Bunlarla ilgili sözlerinizi, yorumlarınızı dile getirin. Yani çünkü bu şu anda elimizdeki tek şey kulaktan kulağa ve paylaşımlar kanalıyla birilerine ulaşmak. O ulaşmak hem müziğin dinleniyor olması her türlü bir getiri sağladığı gibi motive de edici bir gücü var. Ve işte bir şeyler yapılmıyor deyip böyle yatağın içine girmektense işte kalkıp bir şeyler daha üretip tamam bu dönemler geçecek, bekleyen insanlar var, işte bunu seven insanlar var deyip bir şeyler üretmeye, yani kendi kişisel tatminin dışında bir ekstra motivasyon sağlayacağı için yani sevdikleri sanatçılara sahip çıkmaları ve mümkün olduğunca işte benim de Instagram'ım spamlerle doldu, insanlar sıkılıyor gibi endişelere girmeden yani sevdikleri her şeyi bolca böyle haykırarak işte paylaşıp işte başkalarına haberdar ederek sanatçıları da desteklemeleri olur. Süper. Çok teşekkür ediyoruz Deniz'ciğim. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarız güzel günler çok uzak değildir. Öyle ya da böyle bunlar da geçecek. Neler geçti dünyadan. Aynen. Bu kadar yıldır. Umarız en yakın zamanda yan yana çalarak tekrar buluşuruz. Evet, benim de temennim bu. Özlemle, heyecanla bekliyorum o günleri. Evet, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim davetin için. Hoşça kal. Bay bay.